Dünyada süper güç denildiğinde aklınıza hangi ülkeler geliyor? Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ya da Birleşik Krallık? Birçok ülke kendini farklı özellikleriyle süper güç olarak tanımlayabiliyor. Hatta bazı ülkeler için potansiyel süper güç tanımı dahi yapılabiliyor. Tabii ki süper güç kavramı öyle kolayca yapılabilen bir tanımlamadan oldukça uzak. Bunun için dünya çapında olaylara etki edebilmek ve güç kullanabiliyor olmak belki de birinci şart. İşte bu yüzden az önce soru işaretleri eşliğinde sorduğum ülkeleri tamamı ve buna ek bazı ülkeler ulaşabildikleri her yerde hakim güç olmaya çalışıyor. Bu mücadelenin çok sayıda tarafı var ve her biri her geçen gün farklı şeyler denemeye devam ediyor. Bu büyük mücadelenin en belirgin iki tarafını soracak olsam herhalde birçok takipçimiz Amerika Birleşik Devletleri ve Çin demekten geri durmayacaktır. Şu anda izlemekte olduğunuz içerik size hem yeni hem de oldukça eski bir güç mücadelesinden bahsedecek. Asya Pasifik son 20 yılın en çekişmeli bölgelerinden birine dönüşeli çok oldu. Ve buranın iki güçlü muhatabı var. Biri, küresel konjonktürün kendisine sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiren Çin, diğeri ise 21. yüzyılda ekonomik, siyasi ve askeri gücünün limitlerine ulaşan Amerika Birleşik Devletleri. Her şeyi konuşmaya en baştan başlayalım. İçeriğimize geçmeden önce sizden çok küçük bir ricada bulunmak istiyorum. GZT ekibi tüm kadrosuyla özgün içerikler oluşturmaya devam ediyor. Bizim bu yolculuğumuza kanalımıza abone olarak katkıda bulunabilirsiniz. Yalnızca birkaç saniyenizi ayırmanız bizim için yeterli. Evet, başlıyorum. Asya Pasifik son dönemde dünyanın jeopolitik merkezi haline geldi. Çin ve ABD de bunu fark ettiği andan itibaren bölgenin gerçek söz geçireni olmak için yoğun bir çabanın tam ortasına yerleşti. Asya devi Çin, bölgede ekonomik ve askeri faaliyetlerini artırarak güçlü bir adım attı diyebiliriz. Tabii bu güçlü adım ABD için yüzüne atılmış sert bir yumruktan farksız. Çin'in güçlenmesini istemiyor ve yeni önlemler almak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Üstelik teknolojiden askeriyeye, savunmadan popüler kültüre kadar her konuda rekabet içinde olan ikilinin denklemine Tayvan'da eklendiğinde iki ülke arasındaki ipler iyice gerilmiş oldu. 1978'de benimsediği dışa açılma politikası sayesinde son 40 yıllık dönemde önemli ölçüde büyüme kaydeden Çin'in bu rekabetin bir tarafı olması tesadüf değil. 21. yüzyıla gelindiğinde Güneydoğu Asya'dan Orta Doğu'ya ve Afrika'ya uzanan etki alanına sahip ülke, Latin Amerika ülkelerinde de ticareti aktif olarak teşvik etti ve bu ülkelerde ekonomik ve askeri alanda etkinliğini artırdı. Peki bu nasıl oldu? Özellikle kuşak ve yol girişiminin sunduğu fırsatları en iyi şekilde değerlendiren Pekin yönetimi, bugün küresel ticarette doların etkisini de kırarak önemli avantajlar elde etti. Bununla da kalmadı, birçok ülkeyi borçlandırma yoluyla kendine bağımlı hale getirdi. Böylece Washington yönetimi bölgede önemli ölçüde güç kaybına uğradı. Küresel ekonomik rekabet Çin lehine hızla değişirken ABD ise Çin'e karşı yeni önlemler alma peşinde. Yaşanan son gelişmeler ABD'nin Tayvan krizini büyüterek Çin'in etkisini kırmayı planladığını gösteriyor. Peki tüm bu konuştuklarımızın arka planında neler var? Asya Pasifik bölgesini neler bekliyor? Çin, Latin Amerika ülkelerinde nasıl etkili oldu? Tüm bu soruların cevaplarına ve çok daha fazlasına gelin daha yakından bakalım. Son zamanlarda Asya Pasifik'teki mücadelenin odağında bir türlü çözüme kavuşmayan, hatta böyle giderse bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak Tayvan meselesi var. Statüsü henüz belli olmayan bu ada ülkesi 1949'daki iç savaşta bağımsızlığını ilan etti. O tarihten bu yana da Pekin yönetimi için çözülmeyi bekleyen bir iç mesele. Ne var ki gerilim ABD'nin de denkleme dahil olmasıyla daha da büyüdü ve Çin sınırlarını aştı. Son olarak Orta Amerika ülkesi Honduras ortak bildiriye imza atarak Çin'le diplomatik ilişki kurmayı kabul etti ve Tayvan'la diplomatik ilişkilerini kestiğini açıkladı. Böylece Çin'le egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı diplomatik olarak tanımayı sürdüren ülke sayısı 13'e düştü. Son günlerde Çin'le Tayvan arasındaki iplerin gerilmesine yol açan bir diğer gelişme ise Tayvan liderinin ABD'ye yaptığı 10 günlük ziyaret oldu. Pekin bu ziyaretin Washington'la ilişkilerde ciddi cepheleşmeye yol açabileceği konusunda uyardı. Diğer yandan bu ziyaret eski Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin geçtiğimiz yılki Tayvan ziyaretini hatırlattı. Çin, Pelosi'nin bu ziyaretine askeri tatbikatlarla karşılık vermişti. Pekin yönetimi kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan'la müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, Birleşmiş Milletler'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor. Buna rağmen başta ABD, Tayvan'la bağlarını güçlendirmek için karşılıklı ziyaretlere devam ediyor.
Çin-Tayvan arasındaki bu gerilim 1949'a dayanıyor. Bu tarihte Mao Zedong'un iktidara gelmesi üzerine bazı hükümet üyeleri Çin'den Tayvan'a kaçarak adada bağımsızlık ilan etmiş ve milliyetçi Çin olarak da adlandırdıkları Tayvan'ı kurmuştu. Pekin yönetimi ise tek Çin ilkesine dayanarak Çin'i uluslararası toplumda sadece kendilerinin temsil ettiğini söylüyor ve Tayvan'ın kendi topraklarının bir parçası olduğunu savunuyor. Ayrıca bağımsızlık ilan etmesi halinde Tayvan'ı askeri müdahaleyle de tehdit ediyor. Peki burada ABD nerede yer alıyor derseniz, Washington yönetimi Çin'e karşı Tayvan'ı askeri açıdan destekleyerek bu denkleme dahil oldu. Tayvan'ın işgal edilmesi halinde askeri olarak müdahale edeceğini açıklayan ABD, geçtiğimiz günlerde Tayvan'daki askeri varlığını 4 katına çıkarma kararı aldı. Bununla da kalmadı, Tayvan'a 619 milyon dolarlık F-16 füzelerinin satışına onay verdi. Ayrıca bağımsızlığını ilan eden ada ülkesine anti-tank füzelerini göndermeye başlayacağını da açıkladı. ABD bir yandan Çin'i resmi ve tek hükümet olarak tanırken diğer yandan Tayvan'ı destekliyor. Peki tüm bu ziyaretlerin ve askeri yardımların arka planında ne var dersiniz? Özetle söylemek gerekirse ABD için Tayvan, Çin'i dengeleme ve çevreleme siyasetinin bir aracı. Çin içinse çözüme kavuşmayı bekleyen bir iç mesele. Bunun için Washington bir yandan Pekin'in tek Çin politikasını desteklerken diğer yandan Tayvan'ı savunacağına dair açıklamalar yapıyor. Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. ABD Başkanı Biden'ın bu yöndeki açıklamaları, karşılıklı resmi ziyaretler ve Çin'e karşı bölgenin silahlandırılması, ABD'nin stratejik belirsizlik pozisyonundaki değişime işaret ediyor. Bu da ABD-Çin arasında doğrudan çatışma riskinin arttığının en açık göstergesi diyebiliriz. Invaded Ukraine and this was an invasion that NATO allies warned against. Tayvan'ı diplomatik olarak tanıyan az sayıda ülke olduğunu söylemiştik. Tayvan hükümetine göre bunun sebebi Çin'in diplomatik müttefiklerini ekonomik destek vaadiyle kendisinden koparması. Peki bu nasıl mümkün olabiliyor? Başta da belirttiğimiz gibi Çin, dışa açılma politikası sayesinde bugün küresel anlamda nüfuzunu genişletti. 1978'den bu yana yürütülen bu politika sayesinde bugün Çin, Güney Amerika'nın en büyük, Latin Amerika'nın ise ikinci en büyük ticaret ortağı oldu. Kuşak yol girişimiyle hem doğrudan yabancı yatırım hem de enerji ve altyapı kredileri için önemli bir kaynak oldu. Böylece bölge ülkeleri tarafından da güvenilir bir ortak olarak kabul ediliyor. Bunun en somut çıktısı ise Karayipler ve Latin Amerika'daki 30 ülkeden 22'sinin Çin'in kuşak yol girişimine katılması denilebilir. Çin'e yönelik güvenin en açık göstergesi ise Çin'in bölgede artan ticaret hacmi. Son yılların dış ticaret rakamlarına baktığımızda Çin ile Latin Amerika arasındaki ticaretin rekor seviyeye ulaştığını görüyoruz. 2000-2020 döneminde Latin Amerika ve Karayip ülkeleriyle arasındaki ticaret hacmi 26 kat artarak 310 milyar dolara ulaştı. 2035'te ise bu rakamın 700 milyon dolara ulaşacağı ve Çin'in ABD'yi geride bırakarak bölgenin en büyük ticaret ortağı olacağı tahmin ediliyor. Çin bugün kuşak yol girişimine dahil olan ülkelere milyonlarca dolar değerinde acil durum kredisi sağlıyor ve bu ülkeleri borçlandırarak kendisine bağımlı hale getiriyor. Özellikle gelişmekte olan ülkelere sunduğu ekonomik vaatler ve yatırımlarla bu ülkeleri etkisi altına almayı başarmış görünüyor. Dünya Bankası'nın küresel ekonomi raporuna göre, ülke son 20 yılda 22 ülkeye tam 240 milyar dolar kredi sağladı. Nükleer santrallerden barajlara, karayollarından demir yollarına, limanlara ve telefon ağlarına kadar birçok alanda yapacağı ödemeler için Çin'e borçlanan ülkelerin sayısı ise giderek artıyor. Bu ülkelerden birçoğu aldığı yüklü kredileri ödemekte hayli zorlanıyor. Latin Amerika ve Karayiplere bakacak olursak, burada 60 milyar dolarlık krediyle en çok borçlanan ülke Venezuela oldu. Venezuela'yı Brezilya, Ekvador ve Arjantin izledi. Çin'in bu ülkelere ilgisi tahmin edeceğiniz gibi jeoekonominin de ötesinde. Pekin borçlandırdığı ülkeleri silahlandırarak bölgedeki askeri etkisini de güvenceye almak istiyor. Diğer yandan Çinli yetkililer ve diplomatlar bölge ülkeleri üzerinde etkili olmak için ulusal ve yerel düzeydeki politikacılarla bağlantı kurma peşinde. Bölgedeki pek çok düşünce kuruluşu ve haber örgütünün de Çin'den destek aldığı tahmin ediliyor. Ayrıca Çin, teknolojide de işbirliğini güçlendirerek kendisine bağımlılık geliştirmeyi amaçlıyor. Tüm bu saydıklarımız Pekin'in çevreleme politikasının bir parçası. Asya devi bugün Latin Amerika'nın en büyük ülkesi Brezilya'nın ve Uruguay'ın bir numaralı, Arjantin'in ise iki numaralı ticaret ortağı.
Bölgede ekonomik etkisini artıracak önemli bir başka gelişme ise Çin ve Brezilya'nın ikili ticarette yerel para birimlerini kullanma kararı oldu. Buna göre 150 milyar doları aşkın hacme sahip iki ülke arasındaki ticarette ödemeler artık Amerikan doları üzerinden yapılmak zorunda olmayacak, iki ülke ticarette yuan ve real kullanacak. Amerikan doları hali hazırda merkez bankalarının bir numaralı rezerv para birimi durumunda. Uluslararası Para Fonu IMF'nin raporuna göre tüm merkez bankalarındaki rezervlerin %60'ını Amerikan doları oluşturuyor. Ancak Çin yaptığı son hamlelerle kendi para biriminin küresel ticaretteki payını artırmakta kararlı. Buna ABD ve İsviçre'deki banka krizlerinin küresel finans piyasalarında yarattığı dalgalanmalar da eklenince Çin bu rekabette bir adım öne geçmiş görünüyor. Tüm bu gelişmelerse bölgede her an bir kırılma yaşanabileceğinin de göstergesi. Bölgesel güvenlik denklemleri son dönemde Asya Pasifik'i gösterirken ABD, Çin'in bölgede artan etkisini Tayvan krizi gibi güvenlik açısından problemli olarak görülen meseleleri büyüterek kırmaya çalışıyor. Hatta Çin'i bir yandan silahlandırdığı ve desteklediği Tayvan üzerinden bir tercihe zorluyor. Honduras gibi Orta Amerika ülkelerinin Çin'le diplomatik ilişkilerini başlatmasına izin vermesi de yine ABD'nin dengeleme politikasının bir parçası. Özetle söylemek gerekirse, Latin Amerika'da Çin etkisi artarken küresel nüfuz mücadelesinin önemli bir başlığı olan bu krizde ne ABD ne de Çin'in geri adım atması bekleniyor. İçeriği bir soruyla bitirelim istiyorum. Siz bu gerginliği kazanmaya hangi ülkeyi daha yakın buluyorsunuz? Yorum yapan herkese içeriğin editörü olarak cevap vermeye çalışacağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Dünyada süper güç denildiğinde aklınıza hangi ülkeler geliyor? Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Rusya ya da Birleşik Krallık?